karbon atomu dev yıldızların çekirdeklerinde iki aşamalı bir işlem sonucunda meydana gelir. Önce iki helyum atomu birbiriyle birleşir ve böylece ortaya 4 protona ve 4 nötrona sahip bir ara element çıkar. Bu ara elemente berilyum denir. Üçüncü bir helyum da berilyuma eklendiğinde ortaya 6 protonlu ve 6 nötronlu karbon atomu çıkmış olur. Birinci aşamada ortaya çıkan berilyum, berilyumun dünyada bulunan normal yapısından farklıdır. Periyodik tabloda yer alan normal berilyum, fazladan bir nötrona sahiptir. Kırmızı devlerin içinde oluşan berilyumsa farklı bir versiyondur. Buna kimya dilinde izotop denir. Konuyu inceleyen fizikçileri uzun yıllar boyunca şaşkınlığa düşüren noktaysa, kırmızı devlerin içinde oluşan bu berilyum izotopunun anormal derecede kararsız olmasıdır. O kadar kararsızdır ki, oluşmasının ardından geçen saniyenin katrilyonda biri kadar çok kısa bir anda parçalanmaktadır. Peki ama nasıl olur da oluştuğu anda yok olan bu berilyum izotopu karbona dönüşmektedir? Berilyum izotopunu karbona çevirecek olan helyum atomu tesadüfen mi gelip birleşmektedir? Elbette böyle bir şey imkansızdır. Tesadüfen üst üste geldiklerinde saniyenin trilyarda biri kadar bir zaman içinde birbirine fırlatılan iki tuğlanın üzerine bunlar dağılmadan bir üçüncü tuğlanın daha eklenmesi ve bu şekilde ortaya bir inşaat çıkması gibi, hatta bundan çok daha imkansız bir olay.